...atölye nedir? Evet. Ee, sanatçı doğduğuna... ...inananlardanım ben. Ve... ...iyi bir sanatkar... ...işinin zanaatını da... ...çok iyi bilendir. Zanaatı... ...kavrayabilmek de... ...bir gönül işidir, bir zevk işidir... Zanaat yardımcınızı nerede yaparsınız? Atölyenizde yaparsınız. Bu atölye bilmem kaç metrekare bir atölyede olabilir. Evinizde kurduğunuz ufacık bir hobi odası kadar bir atölyede olabilir. Ama tam şuranızda hissedip de e, yaşadığınız, e, var etmeye çalıştığınız e, bambaşka bir dünyadır. Sanki Bazen zaman olsa da zaman içerisinde yok gibi olursunuz. O yüzden saati olmayan bir şeydir atölye. Ee, çok zamanlar bilirim gece kalkıp atölyeme geldiğimi. Çok zaman bilirim evimi atölyeye çevirdiğimi. Zaten bu başlangıç e, meslek başlangıç yıllarında home office başlamıştı bunlar hep. Şimdi ise ayrı bir atölyem olsa da ee, bir yandan beynimin içi de atölye. Durmayan bir atölye. Atölye benim e, adım Tanrı'ysa göbek adım, e, burcum terazi ise yükselenim. Atölye benim e, hayat e, belki de en kıymetli giysim. Bir atölyede yaratıcı süreç nasıl başlar, işler, ilerler ve tamamlanır? Şöyle, ben e, koleksiyon hazırlarken e, kendi alanımla ilgili cevap vermek isterim. E, hiç rastlantısal çizgilerden hoşlanmam. E, gittiğim konferanslarda da hep öğrencilere bunu anlatırım. Eğer sen kalem çizmeyi biliyorsan, bıçak çizmeyi biliyorsan, makas çizmeyi biliyorsan, ördek çizmeyi biliyorsan, sen zaten çizmeyi biliyorsundur. Önce bul ve keşfet, yaratma sürecini e, bütçesi olmayan, e, ucu bitmeyen, silmek zorunda olmadığın e, aklınla yaşa. Belki otobüstesin, belki bir cenazedesin, belki bir e, lavabodasın, sürekli kenara atmış olduğun konuyu, doğru konuyu belirlediysen, onunla ilgili hayal et. Sıkıştığın yerde sal, o kendini tekrar öne çıkarır. Yani e, galiba yarının bugünkü işçileriyiz ki, aslında yarın böyle yansıma gibi şekilleniyor kafamızda. Ne zaman ki şekillenmeler tamamlandı, sesi yoktur ama kendi özel bir müziği bile vardır o şekillenmenin. Her şeyi oturttuktan sonra kafanızda, o zaman kalemi kağıdı elinize alabilirsiniz. Baştan kalem kağıdı elinize alırsanız o zaman bilgisayarın başındaki kendini insanlıktan unutmuş sadece klavye tuşları ve e, mekanikleşmiş insana dönersiniz. Oradan o yakayı al onun altına koy onu al öbürünün altına koy. Ben bulduktan sonra bulduğumu resmetmeyi. Resmederken de e, yine öğrencilerle paylaştığım e, eğer ki biz muazzam çizimler bekliyor olsaydık gözü kapalı Mona Lisa çizme yeteneğine haiz insanlar var. Ama biz çizerken dikebilmeliyiz. İşte Nişantaşı'nın veya Eminönü'nün veya falan falan caddelerindeki o raftaki düğmeyi üzerine koyabilmeliyiz. Yani dış ve iç birleşip çizdiğiniz zaman e, bunu dikimine kadar tamamlayarak çizerseniz o zaman e, karşı karşıdakine de doktor yazısına dönmez bu. Terziniz, premieriniz, e, model makinacınız, e, ekibiniz e, çok daha kolay anlayacaktır bu e, yazıyı. Bu çizgiyi. Dolayısıyla da önce bende tamamlanıyor. Sonra o heyecanla bütün ekibimi topluyorum. Bir tane model çıkarıyorum. Yani uygulayacağım kup üzerindeki ben çok şey değilimdir. Sadece kupçu değilimdir. Kumaşla kumaşı birleştirerek bir takım detaylar çıkarırken benim boncuğum İncim, bunlarım da çok fazladır. Bir böyle modülleri çıkarırım. Nasıl bir ruha sahip olacağını anlatıp, nasıl bir kadın betimlemeye çalıştığımı ifade ettikten sonra atölyedeki tasarım süreci ee, büyük bir hızla başlar. Bazen bir deadlineınız vardır. Zamanla yarışırsınız. Ama ben zamanda da biraz kalbini serin tutanlardanım. Pişkinimdir. Çünkü bakma aynı saati kullandığımızda. kullandığımızda Biz ne kadar aynı saati kullansak da Rab zamanları genişleten ve daraltandır. Dolayısıyla da eğer ki siz zahmet halindeyseniz mutlaka finali güzele dönüşür. Mutlaka zahmet rahmete dönüşür. Birçok farklı renk ve malzeme, bir manada birçok zıt, en uyumlu ve estetik biçimde bir araya geliyor bir atölye. Yani bu Bunu siz nasıl anlıyorsunuz? Şöyle, önceleri kendimi bir halt zannediyordum. Ne başarılıyım diyordum, nasıl da bunları birbirine kattım. Sonra biliyorsunuz ki bizler ansiklopedi ve kütüphane dönemi çocuklarıyız. Böyle elimizin altında değildi her şey. Zamanla her şey çok daha gelişti. E, ya deniz denize dal. Denize daldığında aklının ucundan geçmeyecek bir renkle öbür rengi nasıl da meçitmiş, nasıl da tüm kontrastlığıyla böyle abaz abaz bağıra bağıra gelen bir balık. Kükrüyor balık. Aslan olmuş balık Dolayısıyla da e, çok şeyim görsel hafızam kuvvetlidir. Renkleri ben ne hocalardan öğrendim? Ne de kendim keşfettim. Renkler e, kainatın e, yaratıcısının bütün zerreleriyle o kadar ahenklemiş ki. Dolayısıyla hepsini böyle hazır paket gibi aldım. Ha fakat bunların içerisinden neleri aldım almayı bildim. Bu da kodlarımda var zar. Veyahut hanımlar genelde şaşırır. Ay hiç aklımda yoktu Tanju Bey nasıl buldunuz bu rengi bana? Hiç ben bulmam. Sen de bulamazsın. Çünkü bin tane rengi üzerine koyayım. Zeynep'in rengi, Ayşe'nin rengi, Fatma'nın rengi oradan avaz avaz parlar benim diye. Sen sev sevme önemli değil. Ondan keser biçerim bir anda hiç beklemediği biri haline dönüşebilir. Böyle şu renk yapacağım deyip de gece aklıma gelip yok yok o renk değildi onun üzerindeki başka bir şey de deyip bambaşka bir renkle oturup dakikalarca konuşup onu hazırlayıp bak içeriden bir elbise gelecek ne karar verdiğimiz renk bu. Ne de desen de hazır mısın deyip şaşırttım. Şaşkınlığından da çok keyif aldığım zamanlarım oldu. Mandala dairesi ve bunun modaya entegrasyonu, uygulamanız. Şöyle, aslında mandala... dersi aldıktan sonra o da şöyle oldu sevgili Aslıhan Aksun Hoca'yı almadan geçemiyorum. Gel mandala yapalım, mandala yapalım. Ben de diyorum ki bana geldi arkadaşım kalmaya bir röportaj vesilesiyle tanışmıştık. Sonra arkadaş olduk. Mandala yapalım, mandala. Dedim ki Allah aşkına al mandalanın başımdan git. Ben böyle 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 ben onunla uğraşamam. Benim öyle bir vaktim yok zaten yapmaya. Sonra bir Ramazan ben Bodrum'a gittim onun evine. Hep Ramazan gecelerini biliyorsunuz uzun geceler, sahuru beklemeler. Dedim ki gel dedim hadi dedim mandala yapalım. Hem de dedim e, takip eden insanlara da şu mandala yapımını öğretelim. Şimdi ben bana şey verdi gazlı kalemi öğrencilerine verdiği gibi bir de kağıt gazlı kalemle orada deneyecekmişim. Ayo sen kaçın kurdu bana mı veriyorsun? <laughs> sen dedim ver bakalım bir tane tuval. Ben başlarım ona direkt. Başladım o şaşırdı ben ona şaşırdım yani yapabilmeme şaşırdı bu benim zaten mutfağımda var olan bir şey ama e, ben o dairenin o tavafın adını ne koyuyorsam e, şifa olur şifa olur dediğinde içimden hiç ben şifa sağda oluyor yani ya doktorda ararım ya Rabbimden ararım öyle tahtada boncukta ıvırdı zıvırdı şifa arayan bir adam olmadım hiçbir zaman o arada da ailemi çok yeni yeni kaybettiğim yıllardan bahsediyorum. Çiziyorum, çizerken e, matemli anlarımı unutuyorum. Ha dedim, şifaya geldim. Beni başka bir şeye e, meşgul etti. Sonra e, zaman bulamam diye başladığım mandalada a, hem çiziyorum... Çok rastlantısal hareketler olduğu için. Bir yandan da yarınki bir projemi onu yaparken onu da o arada çözüyorum. Zaman içinde zaman kazandım yani. Özellikle pandemi de çok e, bana artısı oldu. Çok güzel geceler geçirdim mandala yaparak. Hala daha şu an en büyük mandalamı yapıyorum. E, pandemi e, kalbimizi serin tutmayı her zaman e, ben... E, şiar edilmiş bir adamım. Onu da rahatsız eder miyim acaba? Hazreti İbrahim'den bahsederek girmek isterim. Biliyorsunuz hikaye. Hazreti İbrahim Allah'ı keşfeder. Bu bir keşif midir yoksa Rabbin selamıdır? Bilinmez. Ve e, olaylar olur 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 putları kırar yıkar ve mancıra kadar gelir. Allah da ateşe nida eder. Ateşe atacaklar. Der ki İbrahim'i serin tut. Burada konu Allah değildir. Tabii ki Allah der olur. Burada konu İbrahim mancıra gelene kadar kalbi serin miydi değil miydi? O yüzden serin edinmeyi ben bu e, bölümden kendime şiar edindim. Fakat pandemide bazen serin tutuyorum bazen hop gidiyor insanım ya oh, hop gidiyor. Ne yapacağız sahneler bitti. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Nereden ekmek kazanacağız? Ne olacak? Dedim ki ben dedim en satılır, en sevilir böyle yastıklar yapayım, bir ev tekstiline gireyim. Mandalaları kumaşa dökmeye başladım. Pandeminin ilk yarısı bitti. Koleksiyonu hazırladım. Çok şükür ondan da ekmek yedik. Sonra da dedim ki ya dedim bu dedim bir tek dedim ev tekstilinde kalmasın. Podyumla da taçlansın. Derken bir mandala koleksiyonuna da ee, bir e, elbise koleksiyonu hazırlamış oldum. Mandalı yolculuğunda ara ara böyle devam, sonra baktım hayatım ne kadar camilerin kubbesi, çay bardağının altı, mandalı her yerde varmış. Ben bunu yapamam diyenler var. Halbuki yapsalar hem ne dinlenecekler hem de e, çok e, çizmeyi bilmek zorunda olmadıklarını keşfedecekler. Harika. Peki neden mandalı? Matruşka, yahu ben kadın erkek ayrımı yapan bir adam değilim ama şu, bu ayrımı şuradan yapabilirim. Ağırlıkta kapsül erkek koleksiyonları hazırlasam dahi 31 senelik meslek hayatımda en çok ne yaptım dersen hanımlara elbise yaptım. Matruşka gibiler, <laughs> iç çevir. Her gün başka bir boyutunu görüyorsunuz. Bazen devleşiyorlar, bazen ufalı veriyorlar. Bugünleriyle yarınları bazen birbirine uymuyor. Hele ölçüler, ölçüleri hiçbir şekilde yani baktığın zaman kız aynı kız. Bir gün bu kadar gelmiş, bir gün bu kadar gelmiş. Peki dikiş kutunun görünmezleri neler Tanju? Dikiş kutunun görünmezleri matematik. Çünkü bir önemsemezler matematiği. Öğrencilere mi de derim? bir dikiş kutusunda sizin evdeki kutunuz bu kadardır. Bizim atölyemizden ötürü kutumuz bu kadar. Girin diyorum bu kadar edevatın içine. Neler var? Makas, mezura, iğne, iplik. Peki bakın bakalım diyorum o mezuranın üzerinde emojiler mi var? Gözü kalpli, gülen adam falan. Yok ne var? Rakamlar var. O zaman her hangi kutu ne kutu olursa olsun onun üstünde önce bir matematik var. Sonra o kutuyu açınca öyle dikiş kutuları açtım ki öyle dikiş kutuları hediye geldi ki senin yazında da okumuştum çok heyecanlanmıştım ilk bana gönderdiğin zaman ah 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 ne mekikler gördüm içinde ne eski filoşlar gördüm içinde. Bir sürü minicik parçalar bile saklanmış. O dikiş kutuları çok özeldir. Kutuları bile özeldir. Bambaşka bir dünya dünya. O dünya şeyden gelir. Gündelikçi kadınlardan. Yani ülkemizde e, modacılık ünvanı verilmezden evvel evlere gelen gündelikçi kadınlar. E, bunu daha önce TED konuşmamda da anlattım ben. O dönemin ee, eğer bütün neredeyse hanımları enstitü mezunuysa, el becerileri kuvvetliyse siz düşünün eve gelen o gündelikçilerin profluğunu.